Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Arklok Mimarlık'tan Yüksek İç Mimar Sayın Berk Diker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Berk Diker kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki. 2015 yılında Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra Amerika'ya gittim yüksek lisans yapmaya. 2017'de oradan döndüm. Bunun hepsi iç mimarlık üzerineydi. Yüksek lisansımda, lisansımda. Şu anda yine Bilkent Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Yine iç mimarlık üzerine. Aynı zamanda çok yakın bir arkadaşım Doğukan Azar Gönülal'la Arklok Mimarlığı kurduk. Kendisi de mimar. Bir yandan da burada piyasada iş yürütmeye çalışıyoruz. Evet. Peki bir iç mimarın amacı sizce ne olmalıdır? Bence iç mimarlık için, bir iç mimar için en önemli şey bir mekan tasarladığı zaman o mekanda yaşayacak insanların konforu. Bu sadece fiziksel konfor değil, yani rahat koltuklar vesaire, o tip şeyler değil. Psikolojik konfor da bunun bir parçası. Işıklandırma, renk, mekanın ne kadar kalabalık ya da boş olduğu. Bunların hepsi insan üzerinde belli bir derecede stres oluşturuyor. Bu stresi ne kadar az tutarsak o insan o kadar rahat ve verimli olabilir bir ortamda. Bence iç mimarlık için önemli olan şey bu. Evet, özellikle vaktimizi en fazla nerede geçiriyorsak, iş yerlerimizde, ofislerimizde aynen ya da evde yatak odamız olabilir, dinlenme odamız olabilir. Buralarda aynen çok dikkat edilmesi gerekiyor, değil mi? Evet. Ama sizin çok daha farklı çalışma alanlarınız var. Öncelikle çalışma konularınız nelerdir diye soralım. Sonrasında bu alanlara geçiş yapalım. Daha detaylı. Yüksek lisansta çalışma konum genellikle çevre psikolojisi üzerineydi. Biraz önce bahsettiğim gibi biz bir mekana girdiğimizde daha biz sadece bir şey gördüğümüzde bütün bilinçaltımızda zaten her şey belli olmuş oluyor. O mekanı sevdik mi, sevmedik mi, rahat mıyız, değil miyiz? Burayı sevdiniz mi? Grip. Onu daha sonra geliriz o konuya. Ben de bunun üzerine çalışma yaptım. Mesela bir mekanda neler bizi daha rahat yapar, neler daha çok strese sebep olur. Ve bunu biraz daha odaklandırmak için şu konuya girdim. Sınırlı mekanlar. Bu mesela çok fazla alanımızın olmadığı, çok düşük metrekareli ve rahat rahat girip çıkamadığımız alanlardı. Buna biraz daha odaklandım. Bunun üzerinden devam ederek de uzay mimarisine yöneldim. Uzay mimarisinde de yaptığımız konu sonuçta yine çok düşük metrekareli ve çıkmanın imkansız olduğu mekanlar, mesela uzay istasyonları, gelecekte Ay ve Mars için yerleşimler, bu tip mekanların tasarımı üzerine odaklanmaya başladım. Uzay mimarisi. Evet. Nasıl başladınız uzay mimarisine? Nasıl oldu yani? Niye? Neden? Eskiden beri böyle uzay tarzı şeylere merakım vardı. İşte uzayda yaşam, uzaya gitme, hani genel astronomiye de merakım vardı. Ve bunu bir şekilde mesleğimle entegre etmek istedim. Araştırma yaptığım sırada yüksek lisansta bu tarz bir fikir geldi. Uzay mimarisi zaten son yıllarda ortaya çıkan, daha yeni yeni insanların odaklandığı ve şey ettiği. Çok doğru. Çok evet. Doğru. İnsanlara enteresan geliyor. Artı ben şu an mesela ilk kez duyuyorum uzay mimarisini. Aynen. Özellikle Türkiye'de daha çok az insan var bunu yapan. Geçenlerde haberlerde bir insan çıktı şimdiye kadar, işte uzay mimarı oldu falan diye. O kadar sınırlı ki Türkiye gibi ülkelerde. Yurt dışında biraz daha, bir tık daha ileride bu konuda. Evet. Bu arada gerçekten teşekkür ediyoruz size. Uzay mimarisinin ne olduğunu bugün itibariyle sizin vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda biz de öğrenmiş. Hatta o kapıyı açmış olacağız. Bundan sonrasında belki bizim de ilgi alanlarımızın içerisine girer. Araştırabiliriz neler oluyor, neler bitiyor zaten diye. Zaten amaçlarımdan biri de benim şahsen uzay mimarisi, bunun konuda araştırma yaparak bu konuyu biraz daha Türkiye'ye tanıtmak. Yani çok üstün körü de olsa en azından böyle bir, hani bir iç mimar olarak bu tip şeyler yapabildiğimizi göstermek. Çok da önemli. Çok da önemli bir amaç bu. Gerçekten önemli bir amaç. Peki bu konunun alışılagelmiş iç mimariden farklı olarak ne gibi zorlukları var? Bence çok zorlukları var. Ya bir kere bambaşka bir dünyaya, lafın geçti, kapı açılıyor. Mesela bir uzay istasyonu tasarladığınız düşünün. Bizim alışa geldiğimiz bir iç mekanda ne vardır? Yer vardır, tavan vardır, duvarlar vardır.
Orada bu tip kavramlar yok. Çünkü yer çekimi yok. İnsanlar sonuçta orada havada uçuyorlar bir bakıma, mekanda. Tabii. O yüzden yer ve tavan, o sınır yok oluyor ortadan. Her tarafı kullanabiliyorsunuz ama bir şekilde yine de mesela araştırma bir parçası da buydu. Yine de bir yer ve tavan belirlerseniz kendinize, o tip mekanlarda bile o kadar çok yaşanılabilir bir hale geliyor ki o tip mekanlar. Bunların farklı yöntemleri var renkler. Bu mesela bir şey. Başka bir parametre ağırlık. Biz dünya üzerinde bir mekan tasarlarken çok fazla kullandığımız malzemenin ağırlığını her zaman düşünmüyoruz. Mesela burası full metal atıyorum. Ama mesela uzay istasyonunda malzeme yollayacağınız zaman ağırlık arttıkça maliyet o kadar çok katlanarak artıyor ki mümkün olunca hafif malzemeler kullanmanız gerekiyor. Bu tip alışılageldiğimiz malzemelerin nasıl alternatifler bularak oraya taşıyabiliriz? Bu bir sorun. Aynı şekilde en büyük sorunlardan biri insan psikolojisi. Çünkü 10 metreküp bir alana kapanıyorsunuz ve dışarı çıkma imkanınız yok, sıfır. Bu tip yerlerde insanlar nasıl verimli ve psikolojik olarak stabil kalabilir? Bu tip şeylere çalışıyoruz. Evet. Tabii o psikolojinin bozulmaması için o alanın içerisinde mutlak surette psikolojiyi düzeltecek bir şeyler de bulunuyordur. Çünkü insan sürekli düşündükçe kapalı bir yerde yapabileceği hiçbir şey yok. Aynen. Mekanın hiçbir şekilde monoton olmaması lazım. Onda böyle çok ince bir çizgi var monotonla aşırı arasında. Eğer aşırı olursa mekanın tasarımı çok over design diyoruz. Eğer öyle bir şey olursa yine psikoloji bozuyor. Eğer çok monoton olursa yine psikolojiyi bozuyor. Orada inanılmaz ince bir denge tutturulması gerekiyor. Çok doğru. Peki bahsettiğiniz konuların günümüz dünyasında ne gibi faydaları olabilir? Şimdi burada biraz geçmişe gideceğim. 1950-60'larda belki hatırlarsınız Sovyetler Birliği ile Amerika'nın bir uzay yarışı vardı bu Amerika'ya gitmek üzerine. Bu ilk Sovyetler Birliği'nin uzaya küçük bir uydu yollamasıyla başladı. Sonra da devam geldi. O zaman bunların bütün sebebi aslında belki de askeri sebeplerden yapıldı. Ama o zaman yapılan bütün çalışmalar, bugünkü kullandığımız o kadar çok teknolojinin altyapısını oluşturduk. Gerek GPS olsun, gerek cebimizdeki telefonla internet olsun, gerek evinizdeki mikrodalga fırın olsun. Bu tip teknolojilerin hepsinin argesi o zaman yapılan araştırmalardan geliyor. Yani bu mantıkla devam edersek, şimdi Mars'a gitmek için yaptığımız bir tasarımın dünya üzerine katma değeri olarak geri dönüşün inanılmaz olması lazım. Mesela dünya üzerinde bu tip araştırma uygulaması nerede yapılabilir? Belki internette denk gelmişsinizdir. Mikro apartmanlar, çok yoğun şehirlerde, Tokyo, New York tarzı. O tip mekanlarda kullanılabilir. Belki hapishanelerde kullanılabilir. Yine orada da çünkü yine çok düşük bir metrekare ve sınırlı bir erişimi olan yerler. Hep bu tip şeylere katma değer olarak döneceğini düşünüyorum. Döner diyorsunuz, evet. Peki uzay mimarisi Türkiye'de bir karşılık buluyor mu, bulabiliyor mu? Henüz çok fazla bulamıyor. Çok üniversitelerde mesela bu konuda ders yok. Belki tek tük üniversitede vardır. Akademisyen olarak bazı akademisyenler var. Ama bir kısmı bunların çoktan yurt dışına yerleşmişti. Orada daha çok kaynak olduğu için. Mesela ben Bilkent Üniversitesi'yim. Bilkent Üniversitesi bana bir miktar kaynak sağlıyor bu tip araştırmaları yapmam için. Gerek tez danışmanım olsun, gerek orada dersler olsun. Ama eğer her şey yoluna giderse gelecekte daha potansiyel olduğunu düşünüyorum bunu. Evet, belki de özellikle yakın bir gelecekte değil mi? Evet, ne kadar yakın o kadar güzel. Umuyorum çok yakın bir gelecek olur. Yani, çünkü eğer Türkiye... akademisyen olarak devam edebilirsem, ben de hani bu konuda gerek ders vermek olsun, gerek destek olmak olsun, bir şeyler yapmak istiyorum bu konunun gelişmesi için. Türkiye bu konuda biraz aç. Evet. Kendi şirketinizin uzay mimarisiyle ilgili çalışmaları var mı? Henüz yok ama dediğim gibi bir şirket kurduğum arkadaşım, kendisi de mimar ve o da yine uzay mimarisi üzerine araştırma yapmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıllarda ikimiz de araştırmalarımızı bir süre daha devam ettirdikten sonra şirketin de bu yönde kaynak oluşturmasını planlıyoruz. Belki de şirket bir akademi gibi bile devam edebilir, edemez aynen, mi? Aynen öyle, edebilir. Eğitimler verebilirsiniz değil mi? Aynen. Bu konuya ilgisi gerek olan. İlgisi olanlara gerek eğitim vermek olsun, gerek kaynak sağlamak olsun, gerek onları yönlendirmek olsun. Evet, çok da başarılı olur. Evet. Peki, şirketiniz şu an itibariyle hangi konularda çalışıyor? Yalnızca yurt içine mi çalışıyorsunuz yoksa yurt dışından gelen talepleri de değerlendirebiliyor musunuz? Şu an hem yurt içi hem yurt dışına çalışıyoruz. Genel olarak her türlü projeyi yapıyoruz. Gerek konut olsun, ofis, alışveriş merkezi, her şeye şu an açığız. Nispeten yeni bir şirketiz. O yüzden piyasada elimize geleni tutmaya çalışıyoruz.
Evet. Öyleyse yurt içi ve yurt dışı gelen talepleri alan belirlemeksizin karşılamaya çalışıyoruz diyorsunuz. Evet. Harika. Peki uzay mimarisi üzerine çalışmak isteyen mimar ve iç mimarlara neler önerirsiniz? Okumaları lazım ve bu sadece iç mimarlık üzerine değil. Çünkü uzay mimarisi daha yeni yeni ortaya çıkan, son 5-10 yılda belki ortaya çıkan bir konu ve daha sınırları belli olmadı. İç mimar da olsanız, mimar da olsanız, mühendis de olsanız gerek astrofizik, gerek biyoloji, gerek kimya, bu tip mesela Mars'ta çalışacaksınız, Mars'ın topografisi, iklimi, bu tip şeylerin üzerine hep okumanız gerekiyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Biz iç mimar olarak bir işe başlarken orayı araştırırız. Koşulları ne? Hava şartları ne? Aynı şeyi Mars'ta da yapmanız gerekiyor mesela. Çok ilginç geliyor bana. Çok farklı, yani çok farklı bir dünya ve hani Mars'ı araştırmanız gerekir. En Peki. güzel kaynak bunun için mesela NASA. Adamlar 50'lerden beri bu tip konuları araştırma yapıyorlar. Onların kaynaklarını açıp teker teker okumak o kadar aydınlatıcı oluyor ki bu konuda. Peki siz şimdiye kadar bu tür kaynaklardan hangilerini okudunuz? Örneğin işte Satürn'de çalışmak istiyorum deyip. Mesela Europa aylarından bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Su olabilir. Mesela onun üzerine araştırma yapabilirsiniz. Hı. Europa'nın koşulları nedir, atmosferi nedir varsa. İşte buzdan bir gezegen. Buzun kalınlığı ne kadardır, suya ulaşabilir miyiz? Mesela ben kendi adıma örnek vereyim. Şu an Amerika'da Tufts University ile birlikte bir araştırma yapıyoruz. Mars'ta şehirleşme üzerine. Burada mesela bizim araştırmamıza eklediğimiz şeylerden biri kuzey yarımkürede olmasıydı bu yerleşimin. Niye? Biraz daha sıcak, bir tık daha sıcak. Kuzey kutbuna yaklaşırsak oradan buz getirip su alabiliriz. Ama mesela daha geçen hafta yeni bir araştırma yayınlandı. Güney kutbunda göl bulundu diye. Yeraltı gölü. Bizim bütün araştırmamızı mesela oynatıyor. Ters düz etti. Ters düz ediyor. Aynen öyle. Bir anda mesela şimdi güneye gitmemiz gerekiyor. Çünkü ne? Orada su var hazır. Bu tip şeyleri hep takip etmek gerekiyor o yüzden. Yaşam olacak mı sizce uzayda? Var mı böyle bir imkan? İnsan yaşamı mı başka bir yaşam? İnsan yaşamı. Olabilir. Şu an bile ucundan var mesela uzay istasyonunda insanlar gidiyor bir yıl, birkaç ay yaşıyorlar. Daha uzağa gitmemesi için bunun bir sebep yok teknoloji ilerlerse eğer. Evet. Buna gerekli yatırım yapılırsa. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Vermiş olduğunuz ederim. Kıymetli bilgiler için tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, ArcLog Mimarlık'tan Yüksek İç Mimar Sayın Berk Diker'i ağırladık. Hoşçakalın.